gidersiniz arkadaşlar? Devletin temel niteliklerine gireceğiz. Bakın, aslında ÖSYM'nin çok sevdiği bir yer değil. Yani çok soru getirdiği bir şey değil. Çünkü ÖSYM vatandaşlıkta biraz daha popüler ünitelerle ilgilenir. Yasama yürütme yargıyla, işte atıyorum idare hukukuyla, hukukun temel kavramlarında, o ehliyetlerle vesaire, onlarla ilgilenir. Ama ara ara soru getirdi devletin temel niteliklerinde. Ha şunu çok yapıyor bak, onu söyleyeyim. Başka sorunların içinde çok kullanıyor. Yani başka yerlere çok bağlıyor işte. Ama başlı başına bir soru olarak denk getirmedi. Yani nasıl getiriyor mesela? Atıyorum seçim kavramı. Şimdi tarihsel süreçten bir soru getirse, dese ki 1946'da hangi değişiklikler oldu dese mesela. En ciddi vurgum ne orada benim? Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi. Yani tek dereceli seçim neyi de sağlar? Demokratik devleti de sağlar gibi. Yani başka sorunun içinde geçiriyor. 1946 ile yaşanan gelişmeyle hangi devlet kavramına destek verilmiştir diyor. Aslında soru tarihsel bir soru gibi. Ama ne yapıyor? Demokratik devleti biliyor musun? O mantıkla getiriyor işi birazcık. Peki bakalım şimdi o temel kavramlara. Şimdi o anayasanın giriş kısmından bahsediyoruz aslında birazcık. Hani giriş kısmı merkezde konuşuyoruz aslında birazcık. Orada yapımız şu, hani o konuştuğumuz merkezdeki yapıda şu. Diyor ki, mesela birinci madde, çok popüler bir maddedir bilirsiniz. Türkiye devleti bir cumhuriyettir şeklinde. Şimdi cumhurdan türene bir kavram, yani cumhurun rejimi gibi bir kavramdan türetiyoruz mevzuyu. Orada geniş anlamda, dar anlamda cumhuriyet vesaireler var ama o biraz daha alan bilgisi konusu. Hani bütün organları seçiyorsa geniş falan gibi öyle kavramlarımız var. Şimdi cumhuriyetle ilgili belki şunu söyleyebiliriz. 1923'te ilk ilan edildiği zaman cumhuriyet, tarihsel süreçte de söylemiştim, devlet şekli, yani hükümet şekliydi. 1924'ten itibaren devlet şekli olarak geçti. Tekrar söylüyorum, 23'te hükümet şekliydi, yani cumhuriyet 23'te ilan edildi, evet. Ama hani çok ince bir soru sorsa, dese ki, işte atıyorum, Türkiye devleti ne zamandır cumhuriyettir? Dese mesela 24'ten beri. Çünkü devlet şekli cumhuriyettir 24. Ama hükümet şekli cumhuriyettir 23. Yani ilk ilan edildiğinde hükümet şekliydi. Oradaki buydu. Peki, sonra ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir şeklinde devam eden dörtlü bir kavramımız var. O dörtlü kavramı detaylı inceleyeceğiz. Ama orada Atatürk milliyetçiliği diye bir kavram var. Bunu bir yıl alan sınavında sordu Atatürk milliyetçiliğine. Bak en ciddi yanlış budur, ne olur? Atatürk milliyetçiliği, hatta o soruda şıklarda aynen bunu koymuş. Atatürk milliyetçiliği objektif değildir. Sakın altını çizip size söylüyorum, YouTube'da falan da geçer. Bak, Atatürk milliyetçiliği subjektiftir. Çünkü şu, objektif derseniz o milliyetçilik kriterini somut emarelere bağlarsınız. Ortak bir kandan gelme gibi mesela. Ama Atatürk'ün milliyetçilik tanımı nasıl? Ortak bir geçmişi paylaşan, ortak bir geleceği paylaşma arzusu güden herkes Türk'tür diyor. Dediği bu. Bak, ispatlaması zor değil mi? Hani ortak bir geçmiş, ortak bir gelecek vesaire. Adam dese ki 6 aydır Türkiye'de yaşıyorum, işte atıyorum vatandaş olmak istiyorum, ömrümün kalanını Türklerle geçirmek istiyorum. Yani bir yabancı için. Tam da uyuyor bu adam. Hani belli bir süre geçirmiş bizde ve belli bir sürede geçirmek istiyor, kalanına geçirmek istiyor. Vatandaşlık için yeter bir emare, baktığı gibi. Dolayısıyla Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı subjektiftir. Bunu ona unutmayın. Zaten subjektif olduğu için kapsayıcılığı daha geniş değil mi? Yani ispatı daralmadığı için daha geniş bir kitle kastediliyor burada. Ha o mantıklı da vatandaşlık deyince zaten Türk anne veya babanın çocuğu mantığından gittiği için hani ebeveynlerden bir tanesi bizim için yeterli baktığımızda. Yani geniş bir vatandaşlık kavramına yer veriyoruz. Peki, bayrağı için ne diyor? Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır diyor. Şimdi bak, size hala neredeyiz? Hani ikinci, üçüncü madde, ilk üç maddeyiz. Tabii yapıya gideceğiz. Demokratik devlet, dili Türkçedir, başkenti Ankara'dır, milli marş, istiklal marşıdır vesaire falan. Bak, şöyle bir soru getirdi mesela. Dedi ki, aşağıdakilerden hangisi değiştirilemez bir hüküm değildir dedi. Sınavda soruyu böyle sordu. Dedi ki, başkentin Ankara olması, Cumhuriyet, Cumhuriyet yapısı, devletin demokratik niteliği, İstiklal Marşı,
Evet. Mesela. Şimdi baktığında ben birçok arkadaşım için söylüyorum. En son şüphelenecekleri şey bayrak kavramı. Çünkü hani ne diyor? Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır diyor değil mi? İyi de bayrak değişmez. Bayrak kavramı değişir ki. Yani işte o bayrağın ebatları, şunu, bunu vesaire bunlar düzenlenmedi. O bir kanun, o anayasa değil ki. O değişir. Ama kafada ne var? Bayrak da geçiyordu. Bu zaten sadece bayrak geçiyor. Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Bak bu kadarı değişmez sadece. Yani o bayrağın ay yıldızlı olması ve al bayrak olması. Geriye kalan kısım kanunu düzenlendiği için değişir işte. Tamam? Bak sınav anında çok kolay yiyebileceğiniz bir şeyden bahsediyorum. Anladık mı mantığını? Çünkü burada kastedilen şey kanun. Bayrak deseydi tamam. O değişmez. O sabit bir hüküm var. Ama bayrak kanunu dediğim o başka bir şey. Kanun diyor çünkü sana. Değişmez kanun yok ki bizde. Değişmeyen ilk üç madde var sadece anayasada. Aradaki izliyor anladık mı oradaki sıkıntıyı? Yani işte ÖSYM'nin hani en başından beri söylemeye çalıştığım bu zaten. Hani ÖSYM kelime oyunu yapar dediğim de bu. Hani işin burası, bu tarafı. Burada tamam biraz sığıtıyor hani anlattığın zaman da. Ama hani sınavda buna benzer kelime oyunlarında çok çok kolay yiyebilir şüpheyler. Peki, o faslına dikkat. Dili Türkçedir. Bayrağı ayırımızda al bayraktır. Milli marş, istiklal marşıdır. Hükümlerini söyleyelim. Şimdi bu bahsettiğimiz temel kavramlara bakalım birazcık. En başta mesela demokratik devlet algısına. Demokratik devlet noktasına bir vurgu yapalım mesela. Şimdi Yunanca demos kökünden gelir. Demos kratia. Yani buradaki aslında halk yönetimi, halk usulü vesaire gibi bir karşı. Ama biz bunu hep ne yaparız? Hani demokratik teamülleri birazcık daha halkın işte çoğulculuğuna bağlarız. Hani her fikir kendini ifade etmeliye bağlarız. Aslında o demokrasi değil, çoğulculuktur baktığınızda. Heh, çoğulculuk da demokrasinin bir unsuru derseniz, tamam ona bir lafım yok zaten. Ama dediğim gibi oradaki kavram doğrudan demokrasi değil, demokrasinin bir alt unsuru olan çoğulculuk. %51 ne derse o diyorsanız bu çoğunlukçuluktur. Çoğunlukçu bir algıdasınız. 49'u yok sayarsınız mesela. Ama %1'in bile ifade hürriyeti var derseniz çoğulcu bir anlayıştasınız. Tamam, kastettiği şey bu. Demokrasinin bir unsuru. Tamam. Ama başka unsurlar da var demokrasinin. Mesela seçimlerin çift dereceli olması. Sanki tek dereceli olması daha demokratik. Değil mi? Yani bizim milletvekillerini doğrudan seçmemiz daha demokratik sanki. Çünkü niye? Biz bir elit grup seçiyoruz mesela. O elit grup olarak ne yapalım? Onlar da vekilleri seçiyor olsalar. İyi de ikinci tercih sanki çok doğrudan benim değil. Değil mi? Dolaylı olarak benim. Ben doğrudan seçsem milletvekillerini daha hoş olacak sanki. İşte bu yüzden tek dereceli seçim neye hizmet eder? Demokratik devlete hizmet eder. Başka? Seçimlerin yargı organlarının gözetim ve denetiminde olması da böyle olur mu? Yine aynı şey olur değil mi? Yani yargının bunu gözetlemesi, denetlemesi vesaire yine bu kapsama girer. O zaman ne diyoruz? Tek dereceli eyvallah, seçimlerin tek dereceli yapılması tamam, kabulümüz. Devamında ne var? Hani bu işin devamında. Bir de seçimlerin yargısal denetimi var. Yani seçimler yargı organlarının gözetim ve denetiminde olmalı. Tekrar söylüyorum. Bu da demokratik devlet. Çünkü niye? Şimdi bir düşünün. Burada yargısal denetim değil de idarece denetim deseydi mesela. İyi de idarenin en üst birimi siyasi merciler değil mi? Şimdi zaten biz seçimde siyasi mercileri belirleyecek miyiz? O zaman sanki oradaki denetim çok hoş olmazdı mesela. Yani mesela bu seçimleri valilikler kontrol etse. İyi de bu seçimin sonunda İçişleri Bakanı belli olacak. Yani amirini belirleyecek adam bir nevi. Taraf olabilir mi? İster istemez olabilir. Bu yüzden en temizine yargı organlarının, bak mahkemelerin demiyorum ama, yargısal makamlar. Bu yüzden zaten Yüksek Seçim Kurulu yargısal bir organdır. Ama ne değildir? Bir mahkeme değildir. Tamam? Tekrar söylüyorum. Yargısal bir denetim söz konusu ve bu da demokratik devletin olmazsa olmazı. Peki bir başka, şu da lazım değil mi? Çok partili hayat. Yani hani tek parti olduğu zaman ne kadar demokratik olur? Yani farklı fikirler ne kadar hayat bulur? Bu yüzden çok farklı hayatı da biz
kapsama sokabiliriz. Bir demokratik devlet öğesi olarak düşünülebilir. Çok partiler hatta. Peki, bunu da böylece kabul edelim. Şimdi burada bir sıkıntı da şu. Demokratik devlette seçimlerin nasıl yapılacağı dedik tek derecede. Ama seçim yapılırken oy verme sürecini düşünün. Yani oy veriş işlemi mesela gizli olmalı değil mi? Yani kabine geçip oy vermeyi vesaire. Biz hani o 1950'ye kadar bu işlemi böyle yapmadık baktığımızda. Ne yaptık? Açık oy, gizli sayı noktasına bağladık. Çok demokratik değil baktığımızda. O zaman ne yapacağız? Gizli oy. Açık sayım da olmalı. Peki, bir diğer tarafa vurgu yapalım. Şimdi gizli oy açık sayım tamam. Yargı organlarının denetim ve gözetiminde olması bu da tamam. Çok partili hayat olması bu da eyvallah vesaire. Ama kullanılan oyun değeri, yani hani herkesin oy hakkı aynı mı? Aysun Kayıcı ablaya atıf yapar gibi olacak ama hani o noktada kastımız ne? Oy değeri itibariyle. Biz 1934'te ne yaptık zaten bunlara ilgili? Kanıtlarımıza oy kullanma iadesini tanıdık ve eşit düzeyde tanıdık. İşte o zaman ne yapıyoruz? Herkes, bak, genel oyu sağlarsınız ama eşit oyu sağlayamayabilirsiniz. Mesela erkekler 2 oy, kadınlar 1 oy dediniz. Ağırlığı kadın olan bir kimdeyse çok doğru bir yaklaşım olmadı ama boşta bulundum, orasayı. Yani şimdi burada neyi sağlamış oldunuz? Genel oyu sağlarsınız, değil mi? Ama eşitlik olmaz. Her ikisi de olmalı sanki. Yani genel oyu da sağlamamız lazım, eşit oyu da sağlamamız lazım. Var öyle bir bakayım, tamam senin oyun 5 oy, daha güzel. Genel oy, eşit oy, iradeleri sağlamamız lazım. Burada çok akla takılır, yani onu bir vurgulayalım. Dehon sistemi diye bir seçim sistemi var. İşte zaman zaman denemelerde falan görüyor bence. Ya bu Dehon sistemi diyorlar hocam, bu nasıl oluyor falan diye. Aslında vatandaşlar bunu niye soralım da ben çok anlamam. Yani bu alan bilgisi şeyi ama anlatmadığımı da küsüyor bence. Hani öyle bir şey var. Şuna gidiyor. Hani bilmiyor herhalde. Hani öyle bir algı var çünkü. Yani soruyor mesela, ya oğlum o çıkmaz burada diyorum. Hani o alan bilgisinde çıkıyor falan. Hani tamam hocam. Hani o noktaya bağlı yani. O yüzden hani videoyu izleyenler hiç bana evvelden o hareketleri yapmasın diye kısadan bir demontu da anlatalım ne oldu. Çünkü tablo mablo çizilmesi gerekiyor bundan. Artık oy sistemi aslında bir nevi. Yani şöyle bir şey yapıyorsunuz defon sisteminde. Seçim sisteminin ne olduğunu bir yabancı terim görüyor ya, büyük bir şey zannediyor aslında. Değil oradaki algı. Bir ilde kaç parti varsa mesela seçime giren kaç parti varsa hepsinin oy oranını alıyorsunuz, aldığı oyları alıyorsunuz kaç taneyse ve diyorsunuz ki o il kaç milletvekili çıkarıyorsa, mesela atıyorum 30 bin oy aldı ya o adam orada, kaç milletvekili çıkarıyorsa o 30 bin sırasıyla bölüyorsunuz. Mesela 5 milletvekili çıkarıyor. 30 bini önce 1'e, sonra 2'ye, sonra 3'e, sonra 4'e, sonra 5'e bölüyorsunuz. Bir tablo çıkıyor orada. Anlaşıldı mı şimdi? Tamam şimdi mevzu şu, markaları anlatıyor ama. Bak. Aldıkları oylar bunlar mesela. Ülkede 4 tane parti seçime giriyor diyelim. Aldıkları, bir ilde aldıkları oy oranları bunlar. O il 5 milletvekili çıkarıyor diyelim. Şu il 5 milletvekili çıkaracak. Bunların işte aldıkları oy oranları ne yapacağız? Önce 1'e, sonra 2'ye, sonra 3'e, sonra 4'e, sonra 5'e böleceğiz. Evet bakalım. Şöyle gidelim. 1'e böldük. Aynısı olmayacak mı? Rakamsal itibariyle. 2'ye böldük, bak bu sayıları buluyoruz. 18, 15, 12, 5, 3'e böldük. Bunu değil bak, en baştakini 3'e bölüyoruz yine. Hani şunları 3'e böleceğiz ekranı. Tamam, böldüğümüzü değil. Mesela ne yapıyoruz? 12, 10, 8, 3, 3000, 4'e bölelim. 9, 7, 7,5 değil mi? 7,5, 7,5, 6,
çalışıyoruz. 5'e bölelim. 7, 8, 6, ne yapıyor? 4, 8 mi yapıyor? 2. Şimdi o 2, 2 nereden geldi diye şey yaparlar. Şunları bir sürü var. Ha? Neresi yanlış? Var mı yanlış bir sıkıntı? Şuradaki sıkıntıları da oluşturmuş olduk. Bu işlemciyi de bana yaptığınız için teşekkür ederim ayrıca. Şimdi bunu yaptık. Bir tablo oluştu mu? Şöyle bir tablo oluşturuldu. Tamam mıyız buraya kadar? Var mı aklı takılan bir şey? Yok. Bana tablodaki en yüksek 5 sayıyı söyle. Bu değil mi? 5 milletvekilinin dağılımı bu işte. A partisi 2 milletvekili, B partisi 2 milletvekili, C partisi 1 milletvekili diyor. Yani seçim sonuçlarına göre olan durum bu. Dehomp dedi de bu. Hani bu kadar önemli anlatmıyorum dediği bu aslında. Ama yani vatandaşlığın mevzusu değil. Fakat nerede soruda geçiyor. Yani Türk işte seçim sistemi, dehomp sistemine göre onu büyük bir şey zannediyor. İşte büyük bir şey değil bu. Hatta ben ona gıcıklık yapayım biraz daha detaylandırayım mevzuyu. Madem benim burayı gördüm. Mesela C partisi böyle bir oy aldı ve milletvekili çıkardı değil mi o ilde? Ama C partisi ülke barajını geçemedi. Orada iyi oy aldı o ilde. Ama ülke barajını geçemedi mesela. Ne yapacağız? Çıkaracağız mecbur. Evet, kusura bakma diyeceğiz. Tablodaki en yüksek 5 değil, bir daha oynayacağız. 12 mi oluyor? Şurası oluyor. Ne oldu? A3, B2'ye döndü. A3 milletvekili çıkardığı hale geldi. B2 milletvekili çıkardığı hale geldi. Hani o özel olarak dehon sistemi nedir diye beni böyle asabımı bozacak bir soru gelirse de hani onun da videoda yeri yok değil mi? Onu da yapmış olduk çünkü en ayar olmuşuz vatandaşlar. Burada yazıyor ama lan boş ver yazmasın onu sen unutur. Dehon da geçiyor. Yani bunu öğrendi artık iyi bana yerde. Tekrar söylüyoruz. Dehon sisteminden kastettiği bu. Peki bunu yaptık. Devam edelim. Ne olsun bir de? Sosyal devlet olsun. İkinci planda. Sosyal devlete bir bakalım. O vatandaş derslerinde yani şimdi burada hani video her bölümde yediremiyoruz, her çabamı veremiyoruz yani çok baskı altında anlatıyorum şu an ama derslerde onların soruları da muhteşem, benim cevaplarım da öyle. Yani o fasıl bizim bir komşular o boşanmış onun durumu olacak. Ben ne bileyim burada ne olacak yani niye boşanmış, dağıtımı var falan. Hani bunu dediğin zaman o kadarını bilsem ben de söylerim. Tamam öyle de böyle bir şey değil. Yani bu işte doktor arayıp karnım ağrıyor ne var ki? Hani bu bunun gibi bir şey. Tamam onu demedim mi? Küsüyor işte. Dedim ya ne cevap ne sorular. Yargıtay başsavcısı nerede çalışır diyelim ararsın. İşte atıyorum burada öyle yazıyor ama hakikaten öyle mi diye de ararsın. Yani her yazanın bir veya işte sen anlatırsın eminim mutlaka bir öğrenci olur o tekrarlar senin dediğini. Hani şöyle evet evet söylüyorlar. Hani dış ses gibi. Yani ağır dağın anlatıyor da yankı yapıyor gibi bir şey de dibini oturuyor. Neyse ne getiriyor. Öyle durumlarda çok öğrenciye ayar oluyorsam ne yapıyorum? Tükürerek anlatıyorum. Yani ne diyor? Böyle bağıra bağıra falan tüm o tükürüklerle son ders en arkaya geçiyor. Ses de gelmiyor artık. Dersin kalitesini yükseltiyoruz bir dakika. Hani hiç gerek yok. Neler neler ya. Sevgilisiyle geleni ararsın. Tamam mı? Yani onlar müthiş oluyor. Bir öğrenci çift vardı Allah'ım hiç unutmuyorum. Nerede burada gidersen de işte sabahın 7'sinde geliyorlar dershaneye. Böyleler, el böyle. Tamam mı? Akşam etüte kalıyorlar 8'e kadar. Şunu hiç ayrı görmedim ama ben. Hiç yani. Ben yemeğe, tuvalete falan nasıl gidiyorum? Hani böyleler ya. Hiç bak. Bir yıl dershaneye girdim. Gülmeyeyim diye de kasıyorum kendimi ama. Hani o moddayız. Çocuklar da seviyorum. İyi çocuklar, saygılı çocuklar. Ama şu bir ailesi. Bazen derste laf söylüyordum. Oğlum diyor.
gördüm, el değiştirin, mikrop olacak, terste yapıp olabilen yok. Ve şu sahneyi, bak bu kardeşiniz gördü, şu sahneyi yaşadım ben. Şimdi biri not alıyor atıyorum, tamam mı? Öbürü de dersi dinliyor. Bak hani dersi paylaşmışlar da kendisi de not alıyor, o anlıyor, tamam mı? Hani ikimiz bir fidanız dedi bu adamın yani, o fasılda. Ondan sonra şimdi el şurada ya, el böyle mesela, atıyorum kız yazıyor, böyle yazıyor. Oğlan da dinliyor mesela, yani o da böyle dinliyor falan. Şimdi kız yazdı yazdı, bitti ya, sayfayı çeviremiyor, tamam mı? Hani dürtüyor, hani böyle yapıyor. O böyle, ha, ne yazdı, çeviriyor yani. Bunu gördüm ben bak, tamam mı? O gün artık ders anlatamadım artık, bitti yani. Yani o sahneyi gördükten sonra ne düzeydi bence abi? Dedim oğlum ayıp lan, arkada böyle parka gelmiş öpüşüp dokunan öğrenciler vardı. Dedim oho ben burada anayasa anlatıyorum, o bedeni yukarı geçmiş yani. O düzeyde neler var? Vatandaşı geri evleneceğiz, bakma. Hani mevzu olduğu için. Ama işte dediğim gibi kıymet bilinmeyen bir ders. Şimdi sosyal devlete gelince. Sosyal devletteki algı birazcık şu. Hani sınıf farklarını azaltmaya yönelik bir devlet algısından bahsediyoruz değil mi? Hani işte atıyorum vergilemede oranlılık mesela baktığımızda. İşte diğer tarafta devletin kimsesizlere ve bakıma ihtiyacı olanlara yardım etmesi. Bunun için hazırlanan sosyal projeler, sosyal yardımlaşma teşkilatları vesaire hep büyük bir yapının parçası. E burada sosyal devlet başlığı altına dahil edebileceğimiz çok şey var o zaman baktığımızda. Devlet de bunu görüyor ucundan diyorsun ama bu ihale bana pis kalır diyor. Hani her şeyi sosyal devlet değil biterler bana diyor. O zaman ne demiş devlet? Devlet sosyal hizmetleri mali kaynakları ölçüsünde yerine getirecektir. Hüküm var anayasada. Güzel çıkış noktası. Yani ne diyecek bak, hani bir şey istedi mi yaptı, bir şey dersin mi yaptı, üçüncü istedi mi yapamadı. Hani sosyal devletin para mı diyecek? Ne diyor çünkü? Devlet sosyal hizmetleri mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Para bitti, bir şey bekleme diyor. Hani oradaki mevzu bu. Peki, enstrümanlar neler? En başta vergi de var, değil mi? Çünkü daha önce de ifade ettik vergi hukukunda kısmen. Mutlak eşitliği uygularsak biraz can sıkıcı hale gelir bu iş dedik. Yani herkesten %10 vergi almak, her gelir düzeyinden %10 vergi almak aslında bir eşitlik değildir. Yani görüntüde bir eşitlik vardır ama neyi kaçırırsınız? Adaleti kaçırırsınız demiştik. Bu yüzden nispi eşitlik mantığı vardır. Aynı durumda olanlar eşittir dedik. 2000 lira kazandı, 2000 lira kazanan aynı vergiyi verir. Ama 2000 lira kazandı, 20 bin lira kazanan vermez. Bu neyin önüne geçer zaten? Sınıf farklılıkları arasındaki uçurumun artmasının önüne geçer. Bu yüzden sosyal devletin araçlarından bir tanesi ne olur? Vergi de adalet olur. Buna uğraşır. Peki, sosyal yardımlaşmayı da bu kapsama sokabiliriz. Devletin karşılıksız yardımlarını vesaire de bu kapsama sokabiliriz. Başka, idare hukukunda göründüğümüz ne var? Kamulaştırma kavramı var. Devlet kamu hizmetlerini işte dahil ederken ne yapabiliyordu? Belli bir bedel ödeyerek onların mülkiyetine geçirebiliyordu ki kamulaştırmayı nerede gördük zaten? Kamunun muhakeme yöntemlerinde görmüştük mesela. Bu yüzden kamulaştırma da neyin bir örneğidir? Sosyal devletin bir enstrümanıdır. Bir başkası bunu bir tık yukarıya çıkartalım. Devletleştirme. Devletleştirme iradesi. Bak, bu daha büyük bir karar. Şimdi devletleştirmede şunu diyorsunuz. O hizmet sadece devlet tarafından verilecek. Bunu söylüyorsunuz. Bu radikal bir şey işte. Sadece devlet tarafından verilecek diyorsunuz. İşte burada sıkıntı şu. Devlet tarafından verilecek bu hizmette ikinci bir alternatif de yarattırmıyoruz. Mesela şunu düşünün. Veya kamu tarafından verilen bir hizmette ikinci bir alternatif yarattırmıyoruz. Demir yolları. Mesela demir yollara ulaşım sadece kamu tarafından verilmiyor mu bugün bu ülkede? Özel sektörün yok değil mi bir demir yolu ulaşım firması vesaire? Yok. Sadece devlet demir yolları yapıyor bu iş. O zaman demir yollara ulaşım nasıldır? Devletleştirilmiştir işte. Tam sadece o yüklüyoruz. Hava meydanları. Bak hava yolu demiyorum. Hava meydanları. Hava meydanları sadece devlet tarafından yürütülen bir teşkilatlanma değil mi? Hani aklına falan görürsünüz. Devlet hava meydanları işletmesi yazar mesela. Hava meydanlarının kontrolü devlette oluyor. E şimdi buna baktığımızda o da sadece kime ait? Kamuya ait.
Yani bir hizmet sadece kamu tarafından, devlet tarafından veriliyorsa bu nedir? Devletleştirilmiş bir hizmettir. Tamam? Şimdi pis yere geldik, bak. Özelleştirme kavramı. Şimdi özelleştirmede ise verimli olmadığını düşündüğümüz ekonomik işletmelerin ne yapıyoruz? Özel sektöre intikal ediyoruz. Bir nevi onun daha iyi yürüteceğini öngörüyoruz. Aslında liberal ülkelerde özelleştirme çok üst seviyede biliyorsunuz. Yani fazla yapılıyor. Ama hani bizim ülkemizde hep tartışmalar, hani verimli kurumlar mı özelleştiriliyor değil mi falan. Bir siyasi tartışma konusu olarak devam eder gider. Burada şunu sakın unutmayın. Bak, bunu ÖSYM yaptı alan sınavında ve bayağı bir kişi ters köşe etti. Unutmamamız gereken durum şu. Özelleştirme kavramı sosyal devlet kavramının içinde geçer. Tamam. Ama özelleştirme sosyal devleti destekleyen bir şey değildir. Bak, oraya ne oldu dikkat. Çünkü sen sosyal devlette şunu demiyor musun? Hizmetleri hani kamu versin. O zaman güçlü bir devletten bahsedersin değil mi? Birçok yapılanma. Ama özelleştirmede elindeki ekonomik işletmeleri çıkartıyorsun. Yani devletin verimsiz kısımlarını atıp küçük ama verimli bir devlet yaratmaya çalışıyorsun. İşte bu mantıkla hareket ediyorsan sosyal devleti desteklemezsin. Jandarma devlet diye bir kavram vardır iktisatta. Birazcık ona yakınır. Yani şöyle bir kavramdır jandarma devlet. Der ki o iktisattaki mantıkla, devlet sadece adalet ve savunma hizmetlerini yapsın. Bunun dışındaki bir şeyi yapmasınlar. Jandarma devlet bunu söyler. Özelleştirme sosyal devleti değil, jandarma devleti daha yakınır işte kavram olarak. Bu yüzden burada çok güzel soru çıkar. Şunların yanında bir şey daha ekledi. Mesela sosyal yardımları ekledi mesela. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin unsuru değildir dedi. Bak, sosyal devlet kısmında düzenlenmiş bir kavram, özelleştirme. Ama sosyal devleti desteklemeyen, tam tersi karşıtı olan bir kavram, bir nevi en azından. Tamam? Bu yüzden tekrar söylüyorum, sosyal devlet kısmında düzenlenmiştir. Ama sosyal devleti destekleyen bir kavram değildir özelleştirme. Ama onu bildikler. Diğerleri destekler. Çünkü diğerleri bildiği güçlendiriyor. Peki, laik devlet algısı. Şimdi burada bir de altta hukuk devleti var. Bunlar hani dört temel kavram. Hani baktığınızda dört temel herhalde. Ama şu var. Hukuk devletiyle birlikte meşhur dörtlü. Dördü 61 yani. Dördünü tamamlandığı yer 61'dir. Ama bir tanesi 24 anayasasıyla oluyor biliyorsunuz. Laiklik. 37'de 6 okun anayasaya girmesiyle laiklik de dahil oluyor. Yani bu dört temel kavramın üçü 61 anayasasıyla bize dahil oldu. Demokratik, sosyal, hukuk devleti terimleri ilk kez 61 anayasasında geçti. Ama laiklik 1937'de anayasamıza dahil olduğu için 37'de de 24 anayasası yürürlükte olduğu için laiklik 24 anayasasıyla girmiştir. Diğerlerinden farklı olarak. Peki, şimdi laik devlette ilkokuldan beri genel geçer bir tanım vardır bilirsiniz. Din devletçilerin ayrılması diye. Aslında hani onun alt başlıkları siyaset biliminde çok var. Seküler laiklikler falan filan öyle gider ama vatandaşlık konusu değil. Şimdi bunu diyeceğiz yine soracaklar. Seküler ne ondan önce hiç gerek yok o faslda. Şimdi din devletçilerin ayrılması kabul. Mesela şunu diyebilir miyiz? Devletin yasa yaparken din kurallarından etkilenmemesi. Ne olur? Yani o kapsama gider mesela. Din kurallarından etkilenmemesi tamam bu bir olur. Veya devletin kamu hizmetlerini yerine getirirken nasıl davranması, hani kamu hizmetleri kriterleri davranırken dini kriterlerle yapmaması değil mi? Hani şurası işte şu din mensubu, şurası bu din mensubu, ona göre hizmetler değişecek falan. Bu neye ait oluşar? Laikliğe ait oluşar. Ama burada ne diyoruz? Din devletçilerinin hani ayrılması, kamu hizmetlerinin ne yapmaması, dini kriterlerden etkilenmemesi diyoruz. Ama burada ÖSYM'nin hakimlik sınavlarında sorduğu üç istisnai durum var. Bunlar laikliğe aykırı değildir diye özel vurgu yaptığı üç kavram var. Onu bilin. Hani ya baktığında laikliğe aykırı gözüküyor ama değil diye ince ince vurgu yaptığı üç kavram. Bir, dini bayramlar. Çünkü tanımda ne dedi? Kamu hizmetleri dini kriterlerden etkilenmemeli dedi, değil mi? Peki biz dini bayramlarda
ara vermiyorum yüz resmi itaat ederse, işte bunu istisna gibi görebilirsin ama ben kabul etmiyorum diyor. Yani burada ne demeye çalışıyor? Bu da laikliği bozmuyor. Hani bizim ülkemiz buna rağmen laiktir. Hani bu kavram böyle akademik yorumlama diye hakimlik sınavındaki vurgusudur mesela. Başka, hani bundan devam ettiği nokta, o tarafı da şu. Ders olarak okutulabiliyorsunuz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. Hatta şimdi alt başlıklar arası vesaire. İşte o ders, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, bunu da evet, ekstremde görüyor. Diyor ki yani bunu da bir istisna olarak yorumlama, dini bayramlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. Başka ne olabilir? Normalde. Umur ağlayıklığa ait bir yorumlama. Kamu hizmetleri verirken din kriterlerine etkilenmiyordu. Ama bizzat dini bir kriterle kamu hizmeti veren bir teşkilat var. Diyanet İşleri Başkanlığı mesela. İşte başbakanlar bağlı bir kuruluş olarak hizmet verir. Diyanet İşleri Başkanlığı da üçüncü kavram olarak görüyor. Bizzat dediğim gibi bir ÖSYM sorusu olduğu için uygulamayı hissettik. Diğer işleri başkanının konumu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ve dini bayramlar hani görüntü itibariyle, yapılan tanım itibariyle aykırı gibi gözükebilir ama ben bu uygulamaları kabul etmeyen, aykırı kabul etmiyorum diye bir ÖSYM anlayış var. O yüzden onlara ne olur dikkat, oradaki vurguya dikkat. İstisna gözüken kavramlar olduğu için söylüyoruz. Peki, bir diğeri hukuk devleti. Şimdi hukuk devleti en çok tartışma olur, değil mi? Yani neler hukuk devletinin bir gereğidir, neler değildir vesaire sorusunun cevabını çok ararız. Mesela ne var? Bizim ülkemizde de, dünya ülkelerinde de genel kabul görmüş bir kavram vardır. Norma hiyerarşisi, değil mi? Bir norma hiyerarşisi algısına gideriz. Nedir buradaki durum norma hiyerarşisinde? Kasıt şu. Temel kuralların en üstten en alta kadar bir silsile olarak ve birbirlerine aykırı olarak düşünülmesi gerekiyor. Bir Dalibaklı hukuk tarafından işte bulunmuş bir kavram. Bizde en temelde ne vardı? Anayasa vardı, değil mi? En üstte anayasa vardı. Bir tık altta ne var? Yasalar var ki buna denk değerli metinler vardı hatırlarsınız. Kanun hükmünde kararname, milletler arası anlaşmalar, içtihat birleştirme kararları demiştik. Altta tüzük, yönetmelik böyle gidiyordu aşağıları, isimsiz düzenleyici işlemler vesaire diye. İşte normal yararsız hukuk devleti değil bu unsuru. Yani bir yer hukuk devletinden bahsetmen gerekiyorsa kurallar arasında bir ne olmalı diyor, ast üst ilişkisi olmalı. İlk söylediği yer bu. Peki, başka yasama organına bir baktığımızda. Şimdi bir yerden bakarsan üç organın en güçlüsü oluyor değil mi? Yani kuralları o koyuyor. Mesela mahkemeler yargılama yapmaya bağımsızdır diyorsun ama mahkemelerin yargılama yaptığı kanunları o koyuyor mesela baktığında. İşte atıyorum ağır ceza mahkemesi. Güçlü bir mahkeme ceza kanunlarını uygular. İyi de ceza kanunu meclis yapıyor ama baktığında. Hani bir felsefeye göre en güçlü o üç organdan en güçlüsü o. Bu üç felsefede vardır. Kimisi yürütme der. Nasıl kanunu yaparsan yap, önemli olan nasıl uyguladığını der. Kimisi der ki son söz her zaman yargıda, boş konuşma falanın ortasına getirirler. Ama her ne olursa olsun, yasama organını da denetlememiz gerekmiyor mu? Yani meclisin de başına vurup yasalar yapmaması lazım. Meclisin yasa yaparken bir üst kriteri, bir üst eşiği var, değil mi? Anayasa. Görüldüğü üzere neye uygun olmak zorunda? Anayasaya uygun olmalı yasalar. İşte bunu denetleyen bir mekanizma kurmamız lazım ki biz bunu 61'de kurmuştuk. Anayasa Mahkemesi. O zaman hukuk devletinde ikinci unsur ne? Yasamanın yargısal denetimi. Yani Anayasa Mahkemesi tarafından denetimi. Normal yararsız bir, yasamanın yargısal denetimi iki. Aynı şeyi yürütme için de söyleyemez miyiz? Yani Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nda, özellikle de Bakanlar Kurulu'nda ne yapmamız lazım? Hukuken bir denetlememiz lazım. Aynı mantık işte. Oradan da ne çıkar? Yürütmenin yargısal denetimi çıkar. Yasamanın yargısal denetimi ötesinde yürütmenin de yargısal denetimi ön plana çıkıyor.
Peki, o tarafta tamam, yürütmenin de yargısal yönetim olsun. Başka, temel hak ve hürriyetler, hani hukuk devleti olduğunu söyleyen bir anayasada ne olmalı? Temel hak ve hürriyetler olmalı, hatta cidden hukuki güvencelere tabi olmalı. Yani bireylerin temel hak ve hürriyetlerini hem detaylı düzenlemeliyiz, hem de ne yapmalıyız? Bu düzenlemelerin neticesinde de özel bir sıkıntı. Yani o düzenlemeleri yargısal teminat altına falan da almalıyız. Yani dikkat çekici taraf da orası. Peki, başka hukuk devletinde. Şimdi şöyle bir ayrım da var ama onu da bilin. Yürütmede, yürütmeyi idare hukukunda kendi içinde ikiye ayrılar demiştik. Siyasi organla idare organlar diye. Şu mantıktan söylüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nda anayasacılar der ki burası yürütme. Yani Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu dediği şey yürütme. İdare hukukçular der ki ama merkezi yönetimin merkez teşkilatı orası. Hani karar alma organı. İkisi de doğru söylüyor aslında. Sadece ikisi de nereden bakıyorlar? Kendi oldukları yerlerden bakıyorlar. Hani oradaki kavganın sebebi birazcık o. Doğru söylüyorlar ama kendi oldukları yerden yaklaşıyorlar. E şimdi buna bakarsak, buradaki sıkıntıya bakarsak, her ikisinin dediği yerden de gelelim sizle birlikte birazcık. Şimdi diyor ki bana, o her ikisine bak, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu tepede, kavga nereden çıkıyor? Bunların alt teşkilatları da var, değil mi? Müsteşardan başlayıp altyapı da var, valilik, kaymakamlık falan gider. İşte diyor ki anayasal gelenekler, sen sadece Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu denetlemeyle yetinemezsin. İdareyi de denetlemen lazım. Yani Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu çok düzgün kurallar çıkarıyor olabilir belki ama ne yapamazsın? Atıyorum bu idarenin düzgün olduğu anlamına gelmez. Mesela müthiş bir atıyorum tüzük yaptık. Üst baş araması ile ilgili. İşte emniyet şu şartlarda üst baş araması yapabilir dedik. Ama şöyle olsa atıyorum kim olsun? Görkem olsun. Azıcık işte Gamze'yle arasını bozayım. Görkem polis memuru mesela. Çıkardığımız yönetmeni ne diyor? Belli durumlarda emniyet işte atıyorum sıkıntılı gördüğü ve suç şüphesi içinde olan kişileri ne yapabilir? Üst baş araması yapabilir diye bir kural koysak tüzükle vesaire. Şimdi kuralda kötü bir şey yok değil mi? Hani güvenliği sağlayacak bir şey. Ama uygulama kötü olabilir. Görkem bir kızdan çok hoşlanıyor mesela diyelim. Polis memuru bir kızdan çok hoşlanıyor. Hep aynı mahallede işte güven farkında. Kız da her sabah oradan geçiyor. Görkem de bunu görüyor mesela diyelim. Görkem bir sabah geldi dedi ki ben senden şüphelenmiyorum dedi. Kızın önüne geçti mesela. Dedi misin ben neyimden şüphelenmiyorum dedi. Kız şüphelenmiyorum kavga ederler dedi. Kızı arıyor bayağı tacizde bulunuyor mesela diyelim. E şimdi kural iyi ama uygulama o kötü. O zaman idareyle yürütmeyi ayırdık değil mi? Bak yürütmeyi iyi kural koyuyor belki ama idare kötü uyguluyor. Bu yüzden idarenin de yargısal denetimi lazım işte. Hani onu da koymamız lazım. Peki şöyle olsa. Başka bir yerde gelelim. Görkem işte bu tip hareketlerden mesajdan amirlerle gıcık kaptığına dediler ki seni atıyoruz başka bir yere. Sağlıyorum mesela Kars, Atadağ'da. Şimdi atama kararı hatalı ama. Hani Görkem buraya geleli daha bir ay olmuş diye. Şimdi burada karar hatalı. Ve Görkem bununla ilgili dava açsa. Hatalı karar, idarenin sorumluluğu gereği dava açtı. Ama karar çıkana kadar Görkem gidip Kars'ta göreve başlamak zorunda değil mi? Başlamak zorunda. Buradan evi taşıyacak, şu yapacak, bir yapacak falan uzun iş değil mi? Masraflı da iş. Ama gitti Kars'ta başladı. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmadıysa gitti başladı Kars'ta. Tamam. Davayı kazandı. Dedi ki mahkeme Kars'a olan atama kararı hatalıdır. Bu sebeple de biz bu atama kararını iptal ediyoruz dedi. Tekrardan geri gündü. Şimdi baktığında adalet sağlanmış gibi değil mi? Hani adamı hatalı atamıştın, şimdi adam dava açtı kazandı. İdarenin yargısal denetimi oldu bak. Ama bu adam gitti orada ev tuttu, buradaki evini taşıdı, yani 2-3 bin liraya zarar etti belki. E ne olacak? Ama adalet sağlamadın ki tam olarak. Senin yüzünden harcadın bu parayı. O zaman burada bile ne devreye girer? İdarenin mali sorumluluğu da devreye girer. Sadece hukuki sorumluluğu yetmez. Tamam mı? Yani sadece yaptığı işlemi ortadan kaldırması vesaire yetmez. Bir de ne yapması lazım? O işlem sebebiyle doğan zararları da gidermesi lazım. İşin bir diğer tarafı da o. Bu yüzden ne diyoruz? İdarenin mali sorumluluğu da bizim için ne? Hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi. O zaman biz bugün ne yaptık? Devletin temel niteliklerini gördük. Bu nitelikler arasında bir,
demokratik devletin alt unsurlarını vesaire, sosyal devletin, kamulaştırma, devletleştirme ve özelleştirme ile olan ilişkisini, laik devlet ve onun istisnai görülen konumları hakkında bir bilgi verdik. Hukuk devletinin de alt başlıklarını izledik. Var anlaşılmayan yok. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.